Herkese merhabalar. İngilizce'de tensler konu anlatımına devam ediyoruz. Bu çalışmamızda da simple past tense'i konu alıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu çalışmanın sonucunda sizler simple past tense ile ilgili bütün gramatik yapıları öğreneceksiniz. Ve ayrıca simple past tense'e neden ihtiyaç duyarız? Ya da eğer bir soru sorulduğunda simple past tense'i gerçekten doğru bir şekilde nasıl o boşluğa oturtabiliriz? Gerçekten doğru sonuç, doğru cevap simple past tense midir? Bunun cevabını bu çalışmanın sonucunda alacaksınız. Bunun haricinde arkadaşlar 5-6 tane de ayrıyetten verb 2, yani simple past tense ile özdeşleşen fiilin ikinci halini kullanarak yaptığımız bazı özel yapılar da vardır arkadaşlar. Bunları da sizlere çalışmanın sonucunda aktaracağım. Şöyle arkadaşlar, ben bir zaman çizelgesi ayarladım. Simple past tense'i zaman çizgisinde siz nasıl hayal kurarak oturtabilirsiniz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Siz de hayal gücünüzü kullanarak yapabilirsiniz. Mavi çizgiyi ben zaman çizgisi olarak ayarladım arkadaşlar. Timeline olarak. Now'dayız biz. 2017'deyiz. Buradayız arkadaşlar. Bakın. Geçmişe döndüğümüz zaman, 2000 yılına döndüğümüz zaman tabii ki simple past tense şunu ister arkadaşlar. Geçmişte bir olay yapılmıştır ve bitmiştir. Asla devam etmemektedir. Kendinize bir nokta belirleyin arkadaşlar. Eylem bir anda yapılmıştır, bir zaman yapılmıştır. İster tarih öncesi çağlarda yapılsın, isterse 5 dakika önce yapılsın. Eğer bunun zamanı belliyse arkadaşlar, ya da bunu daha iyi kavrayabilmek için cümlenin sonunda eğer bir zaman ifadesi varsa, tam bir zaman ifadesi varsa, buna simple past tense'i uygun görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, bakın ben bir çizgi ayarladım, nokta ayarladım. 2000 yılına odaklandırdım zaman çizgimizi. Tabii ki burada da 2000 yılında olay başlamıştır ve bitmiştir arkadaşlar. O anda bunu da simple past tense ile açıklayabilirim. Şöyle olumlu yapısına baktığımız zaman simple past tense'in bütün subject pronounlardan sonra arkadaşlar verb 2, yani verb'e ed takısı eklenerek cümlemizi devam ettirebiliriz. Burada tabii ki iki nokta vardır arkadaşlar fiillerimizde. Bir düzenli fiil, iki düzensiz fiiller. Düzenli fiillere ed takısı ekleriz arkadaşlar. Şurada da görüyoruz, wanted'da mesela. Diğer taraftan arkadaşlar, düzensiz fiillerimizde de tabii ki asla ed takısıyla alakası yoktur. Değişik yapılarla, değişik söylemlerle tabii ki yapabiliriz arkadaşlar. Düzensiz fiillerimizde zaten bu paylaşımımızdan sonra farklı bir kısa bir paylaşım yaparak sizlere aktaracağım arkadaşlar orada. Şöyle sizin de olumlu yapılarda sorun yaşamamanız için ben birkaç örnek yazdım arkadaşlar. Basit örnekler kurdum. Şöyle I wanted to go out dediğim zaman, bakın fiile elimize, yüklemimize ed takısı getirdim. Bu tabii ki düzenli bir fiildir. Want istemek. Dışarı gitmek istedim dediğim zaman arkadaşlar olay başlamıştır ve bitmiştir. Bunu da bu tense'e çok güzel bir şekilde uydurabiliriz. You made me happy. Beni mutlu ettin dediğimiz zaman yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar, düzensiz bir fiildir. Make, made olur. Üçüncü halde vardır tabii ki. Onu da past perfect'te yine de aktaracağız arkadaşlar ve present perfect'te. He cried too much. Çok fazla ağladı dediğimiz zaman olay başlamıştır, ağlamıştır ve bitmiştir. She stayed with us. Bizimle birlikte kaldı dediğimiz zaman. It rescued their life. Hayatlarını kurtardı dediğimiz zaman. We moved to new home. Yeni evimize taşındık dediğimiz zaman. You swam so fast. Çok hızlı yüzdün dediğimiz zaman. Bakın arkadaşlar, düzensiz bir fiildir. Swim'den gelmektedir. İkinci hali swam'dir. They had their breakfast. Kahvaltılarını yaptırar dediğimiz zaman da arkadaşlar, bakın olay başlamıştır ve bitmiştir. Bu kadar basit arkadaşlar olumlu yapılar. Olumsuz yapılarımıza baktığımız zaman yine arkadaşlar çok basit bir şekilde bizim yardımcı fiilimiz vardır. Simple past tense arkadaşlar did'dir bu ve olumsuz hali ise didn't'tır. Bütün subject pronounlardan sonra didn't gelir ve arkadaşlar fiilin yalın hali gelir. Yani asla ed takısı falan eklemiyoruz olumsuz yapısında. Soru yapısına bakalım arkadaşlar. Yine bizim yardımcı fiilimiz did. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Did başa gelir. Yine simple present tense'te ve present progressive'de arkadaşlar yardımcı fiillerin başa geldiği gibi burada da gelir. Did fiil, yardımcı fiilimiz.
bütün subject pronounlarımıza did gelir arkadaşlar. Did you go to school? Okula gittin mi dediğimiz zaman, bakın arkadaşlar, verb 0'ı getirdim. Çok güzel bir şekilde simple past tense ile ilgili bir cümle kurdum. Basit bir şekilde. Şöyle WH question'lar da arkadaşlar sorabilirsiniz tabii ki. Hiçbir farkı yoktur. Sadece WH question'lar başa gelir ve ardından did getiririz. Yine aynı şekilde kuralımız devam eder. WH question'larda biliyorsunuz arkadaşlar, why, when, where, işte what, who dediğimiz zaman WH question'ları tanımlayabiliriz. Bundan sonra arkadaşlar şöyle devam edelim. Yani simple past tense'i biz neden kullanıyoruz arkadaşlar? Neden ihtiyaç duyarız? Eğer bir soru sorulduğunda bu soru gerçekten cevabı, doğru cevabı simple past ile ilgili midir dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle. Ben zaman ifadelerini buraya koydum arkadaşlar keywords olarak. Bunları gördüğümüz zaman arkadaşlar hepsini direkt tak diye simple past tense arkadaşlar doğru cevap olarak işaretleyebilirsiniz. Hiç korkmayın arkadaşlar. Şöyle baştan baktığımız zaman yesterday mesela, siz de aşinasınız buna, dün demektir. Yani dün arkadaşlar, mesela dünle ilgili bir örnek verdiğim zaman, işte dün yani okula gitmedim dediğim zaman tam bir sabit bir nokta belirlerim arkadaşlar. Yapılmıştır, dün yapılmıştır ve o olay orada bitmiştir. Mesela 3 days, 3 weeks, 3 years dediğimiz zaman ego'yu tabii ki burada ekleriz arkadaşlar. Kilit nokta budur. Önce 3 days ago dediğimiz zaman 3 gün önce diye çeviririz. 3 weeks ago dediğimiz zaman 3 hafta önce deriz. 3 years ago dediğimiz zaman 3 yıl önce deriz. Bakın arkadaşlar, tam bir zaman ifadesi tam olarak yansıttığı için biz bunu simple past tense ile kullanırız. Ego'yu arkadaşlar sakın unutmayın. Ego ve yesterday çok fazla çıkar. En çok tabii ki çıkanlardan iki tanesi de. Geçmişte tam bir yıl ifade ederiz. Az önce arkadaşlar ben 2000 yılına nokta almıştım değil mi? Burada da mesela in 1940'ta işte şu olay gerçekleşti dediğimiz zaman bir örnek verebiliriz simple past tense. In the 1940s dediğimiz zaman 1940'larda diye de söyleyebiliriz tabii ki. Between and yapısı var arkadaşlar. 1940 ile 1950 arasında bir nokta arkadaşlar. Burada da net bir şekilde bir nokta belirleriz. Geçmiş döneme ait bir noktadır bu da. From to yapısı var arkadaşlar. Bu yapılar da çok önemlidir. 1940'dan 1950'ye kadar ki dilim arkadaşlar. 40 ile 50 arası dilimi ifade eder. During the World War I first dediğimiz zaman Birinci Dünya Savaşı boyunca diye bir ifade kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar, during'i sakın unutmayın. Ego'yu sakın unutmayın. Yesterday'i sakın unutmayın. Ve geçmiş dönemde yapılmış bir olayı tam bir ifade ettiğimiz zaman simple past tense arkadaşlar tak diye koyabiliriz. At the time'a bakalım arkadaşlar. Yani o zaman, zamanında tam olarak diye bir geçmiş zamanı ifade edebiliriz. At that time'da da yani o zamanlarda diye bir ifade kullanabiliriz. In ancient times'ta da antik çağlarda, hani ancient antik demek, antik çağlarda tam bir ifade kullanıyorum bakın arkadaşlar. Kesin bir zaman ifadesi kullanıyorum. Keskin bir zaman ifadesi. Bunu da simple past tense ile tabii ki uygun cümleler yapabiliriz. Until recently yani yakın zamanlara kadar, son zamanlara kadar diyebiliriz. Until'i kullanmadığımız zaman sadece recently ile ilgili baktığımız zaman son zamanlarda gibi bir ifade kullanabiliriz. Arkadaşlar bu da çok önemlidir. Genellikle ÖSYM tarafından bu da çok tercih edilir. YDS'de özellikle. Once dediğimiz zaman bir zamanlar. Once upon a time in the West dediğimiz zaman arkadaşlar bir zamanlar Batı'da böyle bir film de var. Oradan da aklınıza gelebilir. Bir zamanlar diyebiliriz. Previous arkadaşlar önceden demektir. Aynı formerly gibi. İkisi de eş anlamlıdır. Formerly ve previously. Initially de başlangıçta, ilk olarak şunu şunu yaptık. Ardından şunu yaptık dediğimiz zaman yine simple past tense'e girer. For the first time ilk kez işte şunu şunu yaptık. İlk kez mesela balık tutmaya gittik diye de örnekleri de tabii ki çoğaltabiliriz. For the first time'ı. Bakalım arkadaşlar neden kullanıyoruz simple past tense'i. Şurada ben sizlere arkadaşlar burada tabii ki farklı yapılar göstereceğim.
Çok fazla bilgileneceğinizden eminim tabii ki bu konuda. Şöyle arkadaşlar, kısaca baktığımız zaman ilk olarak geçmiş zamanda olmuş ve bitmiş bir eylem. Ben bunlar arkadaşlar neden kullandığımızı sağ tarafında da mavi ile yazılı yazılarda da birer örnek verdim arkadaşlar, sizin daha çok aklınızda kalabilmesi için. Şöyle arkadaşlar, geçmiş zamanlarda olmuş ve bitmiş bir eylem. Az önce de bahsettim sizlere, tam bir eylem var, yapılmış ve bitmiştir arkadaşlar, asla devam etmemiştir. Şöyle örneğimize de bakalım. 2 gün önce Antalya'ya tatile gittik. Olay başlamıştır ve bitmiştir arkadaşlar. 2 gün önce bitmiştir bu olay. Daha esamesi bile okunmamaktadır. Hadi yazalım. We went on holiday to Antalya diyelim. We went holiday to Antalya. 2 gün önce değil mi arkadaşlar? 2 days ago. Az önce de zaman ifadelerimiz arkadaşlar, simple past tense ile ilgili. Bakın, ego'yu kullandım burada. Güzel bir örnek oldu. Bakalım arkadaşlar, ikinci örneğimize. Geçmişte birbiri ardına gelen eylemler. Yani az önce initially, previously bunlarla ilgili örnekler vermiştim arkadaşlar, belki aklınıza kalır diye. Bakın, örneğimizde de aynı şekilde var. Babam önce eve geldi. Daha sonra hep birlikte akşam yemeği yedik. Bakın arkadaşlar, ardı ardına gelen eylemleri simple past tense ile açıklayabiliyoruz. Bakalım, şöyle yazalım. My dad, değil mi arkadaşlar? First'ı kullanalım. First came to home. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. İkinci halini kullandım. Come demedim. Come birinci halidir. Came ikinci halidir. İkinci halini kullandım ve devam ediyorum. And then, daha sonra akşam yemeğimizi yedik. We had dinner hep birlikte, all together diye örnek yazabiliriz arkadaşlar. Ardı ardına yapılmış eylemlerdir ikisi de. Bunu da simple past tense ile açıklıyoruz. Geçmişte var olan alışkanlıklarımız arkadaşlar, tabii ki simple past tense ile açıklarız. Yani verb 2 ile ed takısı getirerek. Tabii ki arkadaşlar, alışkanlık dediğimiz zaman geçmişte yapılan bir alışkanlık. Tabii ki used to'yu kullanırız değil mi? Siz de aşinasınızdır buna. Used to ile ilgili bir örnek verelim. Mesela haftada bir, burada yazmışız zaten arkadaşlar, haftada bir bizi ziyaret ederdi. Önceden yapılmış bir alışkanlık. Belki artık ziyaret etmiyor ama önceden ediyormuş. Hadi yazalım arkadaşlar. İyi yazalım. He used to visit us once a week. Bakın arkadaşlar, once'ı da burada kullandım. Haftada bir dediğim zaman once a week. Haftada bir. Bakın, simple past tense'i burada oturtturdum. Used to, tabii ki arkadaşlar, used to'dan sonra verb 0 olarak bir kural vardır. Use'a ed getiririz ama tabii ki ardından gelen fiile, yardımcı fiil arkadaşlar, ed ya da ikinci hali getiremeyiz. Yalın halde kullanabiliriz used to'yu. Kaç arkadaşlar? Dördüncüye bakalım. Keşke anlamı veren yapılar. Yani keşkeyi biz nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Wish'li ifade ederiz tabii ki. Ya da if only ile. İkisi de tabii ki eş anlamlıdır. Bakalım. Keşke şu an Londra'da benimle birlikte olsan diye güzel bir örnek yazmışız buraya. Hadi bunu çevirelim. I wish ya da tabii ki if only. Ama arkadaşlar, if only'yi en başta kullanırız. I wish you were with me together in London right now. Right now. Present progressive ile ilgili bir zaman ifadesidir ama tabii ki arkadaşlar, burada istisnai bir şekilde değiştirebiliriz bunu. I wish you were with me together in London right now dediğimiz zaman, keşke şu an Londra'da benimle birlikte olsan. Ya da arkadaşlar, burada tabii ki
if only değil mi? If only burada koyabiliriz. If only ve I wish arkadaşlar. İkisi de eş anlamlıdır. Bunları da bilmenizde fayda vardır. Mış gibi, miş gibi anlamlarını veren yapılar arkadaşlar siz de aşinasınızdır belki de. YDS çalışan arkadaşlar özellikle. As if, as though yapısını mutlaka biliyorsunuzdur. Belki arkadaşlar ilerleyen çalışmalarımda bunu ayrıyetten konu alabilirim. Çok önemlidir çünkü bu yapı. Mesela bana kızgınmışsın gibi bakıyorsun dediğimiz zaman ya da bir hata yapmışım gibi bakıyorsun dediğimiz zaman bunlara güzel bir örnektir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bakalım nasıl yazılıyor. Pardon. You are looking at me as if, as though. İkisini de kullanabiliriz. As if, as if. Şöyle yapalım. As though. Ne arkadaşlar? Hata yapmışım gibi diyelim değil mi? I made a mistake. You are looking at me as if or as though I made a mistake. Bir hata yapmışım gibi bakıyorsun. Mış gibi bakıyorsun. Arkadaşlar bir de şurada bunu söyleyebilirim. As if ve as though'dan önce yani şu looking çok dikkat edin arkadaşlar. Çok özel fiiller bu yapıları ister. Arkadaşlar kokmak mesela yani hiçbir şey ya da ölü gibi kokuyor, ölmüş gibi kokuyor dediğimiz zaman mesela bunu örnek verebiliriz. Özel fiiller ister arkadaşlar bu as if ve as though yapısı. Bunu da ilerleyen çalışmalarımızda inşallah sizlere de aktarırız. Devam edelim. Tercih ederim anlamında kullanılan ifadeler. Şöyle örneğimize bakalım. Bunu da çok güzel bir kalıpla oturacağız arkadaşlar. Her zaman kola içmek yerine su içmeyi tercih ederim. Tercih etmek en güzel ifadeyle arkadaşlar would rather ile ben bu tercih etmeyi çok güzel bir şekilde açıklayabilirim. Would rather yapısını arkadaşlar şimdi göreceğiz. Belki çoğu arkadaşımız da bunun yapısını karıştırıyordur. Yani would'u kullanıyoruz, rather'ı kullanıyoruz, karıştırıyoruz diyebilirsiniz. I would rather tabii ki bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Verb 2 kullanacağız. Her zaman kola içmek yerine su içmeyi tercih ederim. I would rather I always diyelim her zaman dediğimiz için. I always drunk. Dikkat edin arkadaşlar. Drink demiyorum. İkinci halini kullanıyorum. Düzensiz bir fiil olduğu için. Water. Water. Instead of. Bakın arkadaşlar bu da farklı bir yapıdır. Instead of. Kola. Dediğimiz zaman instead of bir şeyi yerine dediğimiz zaman arkadaşlar instead of'u kullanabiliriz rahatlıkla. Kola yerine instead of drinking kola diyelim. Drinking. Mastarlı fiilimizi eklemeyi unuttuk. Instead of drinking kola, kola içmek yerine her zaman su içmeyi tercih ederim. I would rather. Çok basit bir şekilde arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Dikkat edin sadece yapısına. I would rather'dan sonra fiilimiz arkadaşlar verb 2 olarak gelmektedir. Tabii ki arkadaşlar simple past tense dediğimiz zaman if clause type 2 asla unutamayız. If clause arkadaşlar çok çok önemli bir yapısı vardır. Yani tabii ki ben buraya gerçeği yansıtmayan beklentili olarak yazdım ama arkadaşlar if clause if'li cümle özellikle arkadaşlar çok önemlidir ve ardındaki cümlede tabii ki ana cümlede ne kullanırız, hangi yapılar kullanırız arkadaşlar o çok önemlidir. Would, could, might'i biliyorsunuz. If clause'un vazgeçilmez yapılarıdır arkadaşlar. Ana cümlemizde bunları kullanırız. If'li cümlemizde değil tabii ki. Şimdi bakalım arkadaşlar yeterli İngilizce altyapım olsa yurt dışına giderdim. Gerçeği yansıtmayan bir ifadedir ve bunu da if clause type 2 ile yani verb 2'yi kullanarak arkadaşlar tabii ki dikkat edin buna. Verb 2'yi kullanarak if clause type 2'yi gerçekleştirebiliriz. Hadi yazalım. If I if I had enough
yeterli İngilizce altyapı diyeceğiz arkadaşlar. Substructure kullanalım. English Substructure yeterli İngilizce altyapım olsaydı eğer, nereye giderdim? Yurt dışına giderdim. I could go abroad. Abroad yurt dışı. Go abroad yurt dışına gitmek. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Would, could, might'tan bir tanesini kullandım. Onda could'u kullandım. Gidebilirdim, giderdim anlamında. Gerçekleşmeyen bir ifadeyi yansıttığımız zaman bu şekilde cümle kurabiliriz. Son arkadaşlar örneğimize bakalım. Kibarca bir istekte bulunmak için kullanılan bir yapı demişiz. Kibarca bir istekte bulunacağız arkadaşlar. Mesela örneğimize bakalım. Yanına gelmenin sakıncası var mı? Işığı kapatabilir misiniz? Kapıyı kapatabilir misiniz? Pencereyi açabilir misiniz? Gibi ricalarda, isteklerde bu yapıyı kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da neyle sağlıyoruz? Would you mind da sağlıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Would you mind ve would rather arkadaşlar sakın karıştırmayın. Çok çok önemli yapılardır. Özellikle YDS'de arkadaşlar cümle tamamlama sorularında veya close testlerde mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki gramer yapılarında da mutlaka vazgeçilmezlerdir. Şöyle bakalım arkadaşlar. Nasıl cümle kuruluyor? Would you mind ile ilgili. Bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Would you mind? İki farklı özellik göstereceğim arkadaşlar. Çok dikkat edin. Bir tanesi verb ing'li, bir tanesi ise verb ikili anlamda farklı iki yapı göstereceğim. Çok dikkat diyorum. Burada dikkat. Switching the light. Bakın arkadaşlar, would you mind'dan sonra verb ing getirdim. Ne diyoruz burada? Işığı kapatabilir misin? Diye bir istekte bulunabiliriz arkadaşlar. Ayrıyetten verb ed'yi kullandığımız zaman arkadaşlar, verb 2'yi kullandığımız zaman şöyle yapalım örneğimize. Would you mind? Would you mind if I came near you, yanına gelmemin sakıncası var mı dediğimiz zaman arkadaşlar yine bir istekte, bir izinde arkadaşlar bulunabiliyoruz. Bu şekilde verb 2'yi de açıklarız arkadaşlar. Burada ayrıca tabii ki verb ing'yi de sizlere verdim ki iki farklı çok yönlü bir şekilde would you mind'ı kullanabilirsiniz. Çok güzel yapılardır arkadaşlar bunlar. Her türlü sınavda tabii ki karşımıza çıkar. YDS'de, YÖKTÜL'de, ayrıyetten LYS5'te tabii ki arkadaşlar. Simple past tense arkadaşlar bu şekildedir. Umarım sizlere de faydası olacaktır. Bu yapıların, değişik yapıların tabii ki arkadaşlar size de söylemiştim en başta. Bu çalışmanın sonucunda simple past tense'in gramatik yapılarını mutlaka öğreneceksiniz tamamıyla ve özellikle verb 2'yi kullanarak farklı yapılar yapabildiğimizi siz de bu çalışmanın sonucunda öğrendiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi bir soru sorulduğunda, tense'lerle ilgili bir soru sorulduğunda özellikle simple past tense'i ben burada kullanabilir miyim? Doğru şıkkı simple past tense olarak işaretleyebilir miyim? Sorusunun cevabını arkadaşlar burada umarım sizlere vermişimdir arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.